Sayın Tanal bir şey sordu, ona bir cevap vereceğim. Katılamıyoruz hitabının sebebi şu Sayın Tanal. Komisyonun bu konuda, müsaade edin, müsaade edin, soruyu sordunuz, ben söyleyeyim, yine boşluk olursa hay hay sizi dinlerim. Komisyonun karar alabilmesi için yeter çoğunluğunun olması lazım. Burada komisyonlarda izin verin Sayın Tanal. Komisyon görüşünü oluşturmuş, komisyonun sevdalısı değilim. Ben niye o kavramın kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Katılıyoruz ya da katılmıyoruz demeye muhtar değil burada. Çünkü karar alma şeyi yok. Çoğunluğu yok. O yüzden katılamıyoruz diyorlar. İktidardan gelene de katılıyoruz demiyorlar. Takdire bırakıyoruz diyorlar. Durum budur. Üzerinde uzun boylu konuşulacak bir şey değil. Öyle desen olur, böyle desen olur. Onun için lütfen sadece teknik bir açıklama yaptım. Buyur kısaca bir dinleyeyim seni. Deneyimli vekilsiniz. Bilmesi lazım aslında. Burada genel kuruldayız. Komisyonun üyeleri her siyasi partiden var. Oradaki değerli komisyon temsilcisi arkadaşımızın en azından komisyon üyelerini oraya davet etmesi lazım ki ondan sonra katılıyoruz veya katılmıyoruz diyebilsin. Yani katılamıyoruz ibaresi Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili burada hukukçu meslektaşım ve Adalet Bakanlığı da yaptı. Biz hukukta bunun mefhumu muhalifinden sanki üstünde bir baskı varmış gibi o zorunluluk nedeniyle katılamıyormuş gibi sonuçlar. Yani böyle bir baskı varsa burada yasama organı olarak burada hep birlikte el birliğiyle bu baskıyı onun üzerine kaldırıyoruz. Yani kendi özgür iradesiyle karar veriyoruz. Evet, anlaşıldı konu Mahmut. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Sayın Tanal. Buyurun Sayın Gül. Abdülhamit Bey. Meslektaşıma katılmak isterdim ama ben sıra Süreyya Bey'e katılıyorum bu konuda. Doğru bir yaklaşım lazım. Çünkü buyurun Sayın Günaydın. Efendim, komisyon meraklısı olmamanıza rağmen yaptığınız açıklamalardan dolayı memnun oldum. Ben de sizin görüşlerinize katılıyorum. Sağ olun. Mahmut Bey de üzülmesin. Benim hukuk tahsilim alaylı. Yani burada da sabıkalı kontenjanından bulunuyorum. O yüzden rahat ol yani. Olsun. Kalkmışken var olsun Urfa diyelim, işimize devam edelim. Atışörlücü maddeye göre var olsun Urfa dedim, buna sataşma diyen bir tane yeryüzünde adam bul, ben bir insan bul, var olsun Urfa demen neresin sataşma? Teşekkür ederim. Yaşasın Urfa diye, Şanlıurfa diyelim, Urfa değil. Yaşasın Şanlıurfa diye. Teşekkür ederim, sağ olasın. Kadim isimleri var, sonradan eklenenler o kadar önemli değil. Dördüncü madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. İlk okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri birlikte işleme alacağım. Buyurun okuyun. Görüşülmekte olan 6-2-2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi ihtisası ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 4. maddesinin çerçeve hükmünde yer alan eklenmiş ibarelerinin ilave edilmiş şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir. Dursun Ataş, Kayseri. Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri: Gökhan Günaydın, İstanbul. Kadim Durmaz, Tokat. Gülcan Kış, Mersin. Deniz Demir, Ankara. Orhan Sümer, Adana. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılabiliyoruz. Katılamıyoruz Sayın Başkan. Katılamıyoruz.